karpuzluğa ilaç gibi gelen karpuz, daha çok sıcak iklimlerde yetişen, sarı renkli çiçekler açan, iri meyveli bir bitkidir. Karpuzun kalori oranı düşüktür. %90'ı su olan karpuz, vücudun sıvı ihtiyacını büyük oranda karşılamasının yanında, B ve C vitamini ile sodyum, kalsiyum, potasyum ve demir mineralleri açısından da zengin bir meyvedir. Kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Bünyesinde B ve C vitamini içerir. Karpuzun asıl besin değeri kabuğun altındaki beyaz kısmındadır. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Gerze Ekici İnşaat'ın katkılarıyla Nuri Çetinkaya Müzik Eğlence Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerze Ekici İnşaat 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 lüks süper daireleriyle siz müşterilerini bekliyor. Gerze Ekici İnşaat Sinop Gerze'de. Telefon numaraları 0368 777 0004 0546 682 51-01, Ekici İnşaat, Gerze Sinop. Sayın seyirciler, şimdiki konuğumuz Sinop'un gözdesi, adam gibi adam, Nuri Çetinkaya. Sizlerle, Nuri Çetinkaya!
Evet Nuri Bey. Evet gel bakalım sevgili partnerim yanıma. Evet ekranların başında siz değerli gönül dostlarım ve stüdyoda bizleri yalnız bırakmayan hanımefendiler, beyefendiler hepiniz Nuri Çetin kalemimizin keyfine efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet 14. yıl 2. hafta programımız. Öncelikle Gezde Aydın, Gezde 2. inşaatın katkıları Nuri Çetin Kayra müzik eğlence programı başlamıştır. Evet yemekleri hemen yer yemez koştuk böyle biraz yemek yedik ama enerjiyi hemen öyle eritemedik. Evet Sinop Gerce'de 2. inşaatta 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 yerlerin nerede Sinop Gerce'de. Efendim daire almak isteyen dostlarımıza buradan bir kez daha duyururuz. Efendim telefonun hemen telefon numaraları 0368 777 0004 546 682 5101 0546 682 5101 01 noldan Cihan Ekici Ekici İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Evet Sinop'tan Kars'a, Kars'tan Mars'tan Aga'da bizleri seven varsa gerek yurt dışı gerek yurt dışı kıcak dolusu sevgiler selamlar olsun. Geçen hafta demiştim arkadaşlar. Bu akşam var ya öyle bir konum var ki. Of. Evet güzel mi vallahi güzel. Manyak şık manyak. Şık. Gerçekten yerinde duramıyor. Şık ben yakacak bu akşam Kaskar TV. Allah güzel mi güzel. Evet. Hanımefendi mi hanımefendi. Valla sesi güzel kendi güzel efendim. İstersen çağıralım. Söylemedik dersen o biçim. Valla kim çağıralım, bakalım. Çağıralım değil mi? Huzurlarınızda Mehtap Koç. Alkışlar. Alkışlar.
başlı yarim vay vay. Aman gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Sevgili Şebnem, hoş geldin. Meytap, Şebnem bizim abi, o da sanatçı dostumdan selamlar olsun vallahi. Güzel insanlar böyle ismi alır, değil mi? Evet. Vallahi arkadaşlar, ben geçen hafta demiştim ya, hani haftaya bir konum var, vallahi manyağı, vallahi yerimde duramıyor. İşte gördünüz, biz böyle güzel dostlarla bu yollarda yürüdük. Meytap Hanım hoş geldin, şerefler verdin. Maşallah, Allah'ım yarabbim. Nazarlardan korusun. Nazarlardan korusun arkadaşlar ya. Hepinize. Hoş geldin, şerefler verdin. Hoş bulduk efendim, geçebilir miyim? Buyurun tabii. Tabii tabii, dükkan senin yani, program senin. Öyle mi? Biz seni niye davet ettik buraya? Değil mi? Teşekkür ederiz. Hayır. Eyvallah, kapımız her zaman açık. Hemen eline sana döneceğim. Bizleri şu anda ekran başında çok izleyen dostlarımız var. Buradan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsunlar. Şu anda bizlerim daha önceden başka bir kanalda program yaparken bizlere sponsor olmuştu. Ama Hacı Sakal burada valla, benim de hayranım. Şu anda Silop, Boyabat durağında Hacı Mahmutlu köyünde Ramazan Yamanoğlu. Buradan Ramazan abiye sevgiler selam olsun. Bayramın ikinci günü orada olacağım. Çok teşekkür ederim. Çünkü Allah'tan bugün o akşam da oradayız. Zaten birinci gün durağındayız. Onu da hemen gönder durağındaki dostlarımıza. Bayramın birinci günü Sinop durağın Buzuk Yaylası'ndayız. Menderes'in yeri canlı yayın yapacağız. Allah nasip ederse bizi seven tüm dostlarımızı Ekrem oraya canlı yayını bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz.
Evet dostlar, o akşam biliyorsunuz Kaşgar TV'de orada olacak. Ben orada olacağım. Ekibimiz orada olacak. Efendim, o akşam güzel yemeklerini yerken, o tamah tadını tadarken biz de sizleri o müzik eğlence programında orada. Tabii birbirinden değerli sanatçı dostlarımız olacak. Orada Çankırı, Çorum, Samsun, Sinop'ta, Gerze'de olan, yakın çevrede olan dostlarımı oraya bekliyorum. O akşam öyle güzel bir eğlence olacak dostlar. Buradan dernek başkanımızda Sayın Durmuş Çolak başkanımıza, Duran Acı Mahmut Köy dernek başkanımız Durmuş Çolak'a buradan sevgiler selamlar olsun. Ramazan abi, seni seviyoruz. Buradan sevgiler selamlar olsun. Bayramın birinci, ikinci günde yanında olacağım. Buradan sevgiler selamlar olsun. Bizleri ne kadar seven varsa buradan kızartıl selamlarını, sevgiler olsun. Mehtap Hanım, hoş geldin, şerefler verdin. Teşekkür ederim. Keyfin kederi nasıl, nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet iyi. Valla bu akşam şöyle çok konuşmayalım. Bol bol milleti eğlendirelim. Herkes de zaten yemeği yedirdi. Yemeğini yediler, çay içiyorlar şu anda tahminen. Yani bence yediklerini biraz eritsinler. Sen bir yönetmen gönder bakayım, ne gelir sırada? Valla çekeri çıkarım birazdan ya. Bence de. Sevdalık yollarını yürüyoruz el ele. İnce selli boylum, çok severim boyunu. Senin de güzel olur sevdalımın boyunu. İnce selli boylum, çok severim boyunu. Senin de güzel olur sevdalımın boyunu. Saçlarını ellerimde tararım, gerçek kokularını ben alemde ararım. İncecik selli boynum, çok severim boyunu. Seninle güzel olur sevdalımın oyunu. İncecik selli boynum, çok severim boyunu. Seninle çok güzel olur sevdalımın oyunu. Hadi kızlar, hadi gavelim. Neredesin? Gel bakayım. Oyna, döktür, döktür. Hadi kızlar. Çok severim boyunu, seninle güzel olur sevdalımın oyunu. İncecik selli boynum, çok severim boyunu. Seninle güzel olur sevdalımın oyunu. Eyvallah, eyvallah, teşekkürler. Evet. Ağzınıza yediğinize sağlık. Mehtap Hanım, senden de şöyle bir hemen sıcağı sıcağına. Tamam. Evet, alkışlar Mehtap Hanım gelsin. Mehmet Koç'a.
Aa, dillerim dolaşıyor var bu akşam ya. Nazara geldik arkadaşlar vallahi yine bu akşam ya. Yok, nazara geldi. Evet, ver gazı, ver ver. Sokakları mermere taşlı, güzelleri hilal taşlı. Sokakları mermere taşlı, güzelleri hilal taşlı. Cezayir, vay Cezayir anam, canım Cezayir. Sokakları mermer taştı, güzelleri hilal taştı. Sokakları mermer taştı, güzelleri hilal taştı. Cezayir, vay Cezayir anam, canım Cezayir. Güzelleri hilal taşlı, sokakları mermer taşlı, güzelleri hilal taşlı. Cezayir, vay Cezayir anam, canım Cezayir. Hey, hey.
dedik. Maşallah. Ağzına güvenen sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle hocam, coştuk. Valla arkadaşlar ekran başı eğleniyoruz arkadaşlar. Yemekleri yedik valla şu anda. O saat 9 olmuş. Tam 35 dakika geçmiş. Nasıl? Keyif alıyoruz mu programdan? Valla sağ olsun. Mehtap Poşta bu akşam valla döktürüyor arkadaş, döktürüyor. Maşallah. Ben sevgili yaptım. Gönder bakayım ya. Şöyle yani yemeği yedik biraz. Gönder bir tane daha sevgili yönetmenim fark etmez. Herhalde yediklerini eritmeye kararlısın. Vallahi bir daha ya. Ya yönetmenim baksana bu akşam jest yaptı bana. Elin
kızına diktir. Aman öpmeye gelmez, aman öpmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın. Diller eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın, eller diller kaynasın. Diller eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. İsteklerini de yerine getirmiş olduk. Evet, biz şöyle bir kaç tane mesaj okuyalım. Hem çaylarımız da gelmiş. Çayımızı da içelim. Hem biraz da Mete Hanım'la da biraz sohbet edelim. Kalem alabilirsin sevgili partnerim. Buyurun. Ben telefonu rica edeyim. İstersen yanıma gel. Mesajları beraber okuyalım. Veyahut da ekranda okuyalım. Sevgili dostlar, arkadaşlar, canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Kıymatlı dostlarım, canlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Ya ne diyeyim sizlere canlarım? Çünkü bizlere mesaj atın arkadaşlar, bizleri alamıyorum, kurban olduklarım. Sizleri o kadar seviyorum ki. Mesaj atın ki biz de mesajdan okuyalım. Canlar! Bazı arkadaşlar da, bazı arkadaşlar da ki Nuri Çenek'e, senin de ekranda kızdırma üstünü atıyorum diye yani, böyle alıyorum diye yani. Böyle duyarlı dostlarımız var. Evet, ilk mesajı okuyalım. Valla buradan başta senden devam et. Senden devam edelim. Sevgili kardeşim, kasetinle başarılar dilerim. Ben Şükrü, istihdam selamlar. İstanbul'dan başarılar diyor. Şükrü kardeşe buradan sevgiler, selamlar olsun. Ne dedik ki? Anlamadık ya. Vallahi o mesajı okursan... Program biter gibi. Program biter gibi. Bir şeyini okuyalım. O zaman şarkını oku, şunu okursan. Onu bu ara var, sen de bu telefonda. Vay maşallah, Allah Allah demiş, programlar süper, of of demiş. Buradan Çiğdem Hanım'a buradan sevgiler selamlar, Kars'tan bizi izliyormuş. Buradan sevgiler selamlar olsun. Böyle kıymetli dostum, hayırlı programlar, programın iyi geçiyor, dilerim demiş. Hayırlı akşamlar, sanatçınız kıpır kıpır, valla dedik ya geçen hafta arkadaşlar, sanatçımız, haftaya bir sanatçımız var. Kıpır kıpır diye yerinde duramayacağımızı söylemiştik. Sağ olsun. Reklam mı var arkadaşlar? Evet. Valla sevgili dostlar, kısa bir ara mesajlarınızı okuyacağız. Reklamına gidiyoruz. Reklamdan sonra gümbür gümbür devam ediyoruz. Reklamlar.
Ramazan'a özel menülerimizle siz değerli müşterilerimizi Azleroğlu Catering'e bekliyoruz. Kaliteyi ucuza sunan Azleroğlu Catering iftarda ve sahurda hizmetinizdedir. Adres İNG Bank Karşısı Rize Merkez. Telefon 0464 214 0222 GSM 0537 979 1650. Dünyadaki bor rezervlerinin %73'ünün Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya dünya bor kimyasalları piyasasına yön veren, küresel ve %100 kamu iktisadi teşebbüsü olan Eti Maden'in bu durumdaki katkısı hakkında fikriniz var mı? Bitkilerin olmazsa olmazı durumundaki bor, bitkilerin büyüme ve gelişmesi için mutlaka gerekli olan besin elementlerinden biridir. Bor, bitkinin soğuklara, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırır. Bor olmazsa büyüme noktaları gelişemeyeceği için bitkilerde büyüme yavaşlar. Yapraklar ve dallar kolay kırılan gevrek yapı halini alırlar. Çiçek ve meyve oluşumu engellenir. Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır, koyu mavi bir renk halini alır. Bu sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız, bitkilerinizin hakkı olan Etidot 67 borlu gübreyi deneyin. Etidot 67 maliyetleri düşürür, verimde artış sağlar. Kalite besin elementi Etidot 67 borlu gübreyle tarlalarınıza değer katın. Etidot 67, çiftçinin yüzünü güldüren gübre. Tarımların merkezi Merkez Tarım. 1963'ten beri güven ve kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini önde tutarak hizmet veren alim kardeşler yenilendi. Tüm tohum ve fidan çeşitleri, gübre çeşitleri, tarım ilaçları, tarım aletleri, benzinli tırpanlar ve testereler, çay toplama makineleri bulunmaktadır. Ayrıca tüm marka motorların bakım ve tamiriyle hizmetinizdeyiz. Tarımların merkezi Merkez Tarım. Adres: Kültür Merkezi yanı sahil yolu üzeri Rize Merkez. Telefon 0464 212 3183. Merkez Tarım. İsmim Ahmet Polat. Apolat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İnşaatlerimizde burada şar betonla çalıştık. Böyle inşaat başlangıçlarında betonarme çalışmalar için, bu donatı için çalışma, araştırma yapınca bizim firmamıza uygun olarak en iyi çözüm ortağı olabilecek firmanın şar beton olduğuna karar verdik ve şar betonla çalışmaktan büyük bir keyif aldık. Şar beton çağın uyumuna uygun yeni teknolojilerle fiziksel ve teknolojik olarak bütün teknikleri yerinde ve zamanında yerine getirdiğini düşündüğümüz için şar betonla çalışmayı tercih ettik. Zaten kendileri laboratuvar ortamlarında elde ettikleri yüksek kalite ve donanımdan dolayı zaten bu kaliteyi kendileri Türk Standartları Endüstrisi'nde de bu kaliteye ulaşmıştırlar kendileri. Biz de hali hazırda böyle bir marka ve değeri olan bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette ki şar beton hem geçmişte hem şimdiki dönemde ve gelecek dönemde teknolojiye uygun laboratuvar teknolojileriyle geliştirmiş olduğu betonları biz kullanıcılarına en iyi şekilde, en keyifli şekilde sunmaya çalıştığı için daha sonraki projelerimizde de şar betonu çözüm ortağı olarak değerlendireceğiz. Ben Selim Bayramoğlu, 81 İstanbul doğumluyum. Bayramoğlu İnşaat'ın yönetim kurulu üyesiyim. Rize'de 2 senedir yaklaşık şar betonla çalışıyoruz. Daha öncesinde farklı firmalarla çalışmıştık ama 2 senedir şar betonla çalışıyoruz, memnunuz da. Şar betonu tercih etmemizin sebebi hem kişilik olarak sahiplerini tanıyor olmamız, hem de betondaki kalitesi, hizmet anlayışı. Yani bu hizmet anlayışı derken tamamını kapsayalım. Yani hem çalışanlarından, hem betonun kalitesinden, hem teslim süresinden, hem ödeme kolaylığından. Bu sebeplerden dolayı şar betonu tercih ettik.
En önemli sebebimiz, tercih etme sebebimiz zaten kalitesi. Betondaki şu anda bizim kullandığımız C30 beton mesela kullanıyoruz biz şantiyemizde. Tamamını laboratuvar ortamında test edildiği için tamamında hiçbir şekilde sorun çıkmıyor. En önemli sebebimiz bu. Bundan sonra yapacağımız projelerde şerbeton düşünürüz. Zaten şu anda devam eden bir projemiz var. Şerbeton kullanıyoruz. Yeni başlayacağımız var. Yaklaşık 2-3 ay sonra başlayacağımız. Onda da yine şerbetonla anlaşacağız. Ben Yaşar Eroğlu. Eroğlu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Genellikle şerbetonla yapıyoruz alımlarımızı. Beton firmalarını aradığımız özellik beton kalitesi önemli. Betonun şantiyeden çıkıp inşaat sahasına gelme süresi çok önemli. Biz ortalama 2002'den bu yana şerbetonla çalışıyoruz genelde. Arada farklı firmalarla çalışmış olduk. Ama şerbetondan bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani bugüne kadar hep memnun olduk. Yani problem yaşamayınca çalışmaya da hala şu anda devam ediyoruz. Sadece fiyat olarak düşünmüyoruz. Yani bize verebileceği hizmet, kalite önemli. Sıkıntı yaşar mıyız? Bunlar çok önemli. Yani şu ana kadar bir problem yaşamadık. Memnunuz daha doğrusu. PM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şınafaroğlu. Şerbetonu tercih etmemiz sebebi hizmet, kalite, gününde, saatinde, dakikasında betonun bir türü bana teslim ediyor. Tabii ki şerbetonu tercih edeceğim. Şerbetonu tercih etmeme diye bir lüksüm yok. Ben Bilal Köse, Bikan Mühendislik şirketinin müdürüyüm. Genellikle tabii ki bu yöremizde şer inşaatla çalışıyoruz. Hizmet anlamında bütün satın almaları bu firma üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Şer betonu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi zamanında bize betonu göndermesidir. Tabii ki genelde yoğun betonlar döktüğümüz için istediğimiz zamanda alabiliyoruz. Kalite anlamında da diğerlerine göre biraz daha iyiydi. Bir iki firma zaten Rize'de daha iyi. Bunların içinde de Şar. Ama tabii ki hizmet konusunda daha çabuk, daha seri, istediğimiz saatte, zamanda da beton alabildiğimizden dolayı Şar'ı tercih ediyoruz. Hizmet konusunda bir sıkıntımız yok tabii ki. Kalite konusunda da yok. İstediğimiz numuneler genelde çıkıyor. Pek sıkıntı da yaşamadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız. Şu anda tabii ki en büyük tercihimiz yine odur. Beyler, 250 yılı aşkın bir süredir babadan oğula geçen tarihi Laz Baba el yapımı sürmene bıçaklarının imalatını ünlü sanatçı Latif Doğan gezdi, dolaştı, onayladı ve sizlere gururla sunuyor. Evet Ahmet'im, ne yapıyoruz bugün? Meşhur sürmene Laz Baba bıçaklarının yerinde inceleyeceğiz, yerinde göreceğiz. Elemeyi, göz nuru nasıl yapıldığını tek tek bakacağız. Ve sizlere yapma bıçak değil, gerçek el emeği, göz nuru olan sürmene Laz Baba'nın bıçaklarını yerinde inceleyip halkımıza sunacağız. Bu bıçağın ilk bölümü. Şimdi evet, şöyle evet. Gördüğünüz gibi. İlk aşamasındayız şu an. Ben burada kesimi yapıyorum plastik. Bu şekilde. Hakiki çelik. Evet, dövme çelik. Sürmene. Laz Baba bıçakları. Buradan sonra nereye geçiyor burası? Buradan sonra soğukanda bölümüne geçiyoruz. Soğuk damga geliyor. Evet, damgalama. Bakın, işlemi. Dikkat edin. Soğuk damga dedik. Soğuk damga olacak. Yani lazerle üzerine yazılan bıçaklardan değil. Evet. Soğuk damgası olmayan bıçakları lütfen dikkat edin ve almayın. Evet. Bizim soğuk damgası olan sürmene Laz Baba bıçaklarına çok dikkat edin. Bir de bizim bıçaklarımızın üstünde yapan ustaların da ismi yazar. Bıçak sürmene bıçağı alınır. O da Laz Baba'dan alınır. İşte dünyanın bir numaralı bıçağı. İşte çeliği bitene kadar garantili tek bıçak. İşte meşhur Laz Baba el yapımı sürmene bıçağı. El emeği, göz nuru. %100 Türk malı,
Neden Latif Doğan? Doğru ürünü alın diye. Doğru ürün evlerimize gitsin diye. Doğru aynen ürüne para verin diye. Siz kolay para kazanmıyorsunuz. Siz kolay kolay el emeğinizi kendine şarjör etmeyin diye biz yerinde incineceğiz. Ve yerinde haklısınız. Buyurun soğuk damga doğru. Piyasada tanesi 100 liraya satılmakta olan hakiki el yapımı Laz Baba sürmene bıçağına 2 tanesine 99 liraya sahip olabilirsiniz. Bitmedi. Altılı meyve bıçağı seti bizden hediye. Yine bitmedi. Ve kampanyaya dikkat. Kampanyaya dikkat. Tam 30 parçadan oluşan paslanmaz, eğilmez, bükülmez çatal kaşık takımını da biz hediye olarak gönderiyoruz. Toplamda 30 adet çatal kaşık seti bizden size hediye. Laz Baba orijinal ev yapımı sürmene bıçakları dünyanın en kaliteli çeliğinden el emeğiyle dövme yöntemiyle üretilmektedir. Üzerinde sürmene yazan her bıçak orijinal sürmene bıçağı değildir. Laz Baba el yapımı sürmene bıçağının boyu 25 santimetredir. Bıçaklarımızın sap kısmında gül ağacı kullanılmaktadır. İşte keskinlik testi. İşte gerçek kurban bıçağı. Laz Baba el yapımı sürmene bıçaklarıyla kurban keserken hayvanlarınız eziyet çekmez. Tek bıçak darbesi. Daha çıktım yoruldum, taş üstünde oturdum. Daha çıktım yoruldum, taş üstünde oturdum. Lilacı o lilacı, yüreğim de yaranın aşık oldum bay bana. Yaktı beni kaybana, sevup kalamasam ne faydası var bana. Yüreğim pişe pişe, değirdim iki şişe. Dedin ne korkaysın, sevdalı böyle bir şey. Gelin gelin gelin, dibine dalacağım. Vallahi izin ne derse, ben seni alacağım da güzelim. Dağlarda anlattım ben, ikarlara kattım ben. Dağlarda anlattım ben, ikarlara kattım ben. Ben yalağım usturamam, sevdan basarım beni. Ben yalağım usturamam, sevdan basarım beni. Akoy sevdum, başını omuzuma. Olmasa demezuk, denemeduk boşuna. Gen bir para, on para, on para, on para, dur on para. Uşakların suçu yok, şimdi kızlar zampara. Uşakların suçu yok, şimdi. Karadeniz'in en çok izlenen kanalı Kaçkar Karadeniz. Adımız gibi zirvedeyiz. Kızlar zor giderler kocaya. Thank you.
çökertmeye varalım.
olsun. Teşekkür ederim. Ağzına güleğine sağlık. Teşekkür ederim. Sen çaylarını yudumlarken şöyle bir insanla mesaj okuyalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, canlar, kurban olduklarım. Mesajları okuyacağız. Mesajlarınıza yer verelim. Tamam. Lütfen okumayın. Ben meşgul oldum, siz arıyorsunuz. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Yani bizlere mesaj attık. Bizden bir dönem bak, iki tane insan var. Sizler için buradayız arkadaşlar. Evet, şöyle bakayım mesajlara bir yorum. Recep. Valla Kastamonlu Dernek Başkanımız, iyi akşamlar güzel insan, süpersin. Bir türkü parça etmiş. Recep Adavu'dan sevgiler, selamlar olsun. Recep Kırtı'ya, Kırtı İnşaat'a buradan adam gibi adam, değerli abim. Buradan mesajın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, çok rahatsız edin, engelliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Kıymetli dostum, hayırlı programlar, programın iyi geçiyor diyor. Bu akşam yine sanatçınız kıpır kıpır zevkle izliyoruz. Buradan selamlar olsun. Nuri Çetin Kesen'den tüm vatan uğruna askerlerin için bir asker türküsü istiyor demiş. Buradan Aydın Dile'ye de sevgiler, Aydın selamlar Dilek olsun. Nuri abi, biz Rize'den selamlar, güzel abladan bir parça istiyoruz demiş. Adem, buradan Rize'ye de sevgiler, selamlar olsun. Bu arada aramıyoruz tabii ki. Arkadaşlar, lütfen rica ediyoruz. Evet, abim demiş Bahattin Çetinkaya, buradan ben unutma demiş. Buradan Çetinkaya arasında da buradan sevgiler, selamlar olsun. Maşallah mesajlar çok yoğun gelmiş. Sevgili kardeşim, bunu sen okudun herhalde. İstanbul'dan başarılar demiş. Buradan sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar Nuri Bey. Sıradaki türkü arkadaşlara gelsin demiş. Buradan teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Canlı yayından arayamıyoruz maalesef. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar, iyi programlar dileğiyle ben Bursa'dan demiş. Buradan Bursa'ya da sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Selam Şinov'un gururu, ben Boyabatlı Medine. Merve'yle izliyoruz senden gönül gözlümü. Ha, gönlümün çiçeği güzel, onu sevgili yönetmenim hazırla. Gönlümün çiçeği biraz sonra gelecek. Vallahi çok mesajlar var. İyi akşamlar Nuri Bey, Eymir Köyü'nden Yılmaz Baş sizden. Evlerin kapısı, onu biraz önce göndermiştik. 81-62, ben meşgul oluyorum, sen arasın arkadaş ya. Bu bir saygısızlık yani. İstiyoruz ailemiz tüm Sinoplulara gelsin, başarılar diliyorum. Sağ olsun Yılmaz Baş kardeşim, teşekkür ederim. Burada 7. ayın 7'sinde biz Eymir Köyü pikniğinde olacağız. O gün o pikniği de güzelleştireceğiz. Sultan Gazi'de yapılacak bildiğim kadarıyla. Arkadaşım, senin Türkçen yok mu? Evet, ben Arapça mı konuşuyorum bilmiyorum ki. Tahmin ediyorum. Bir de ağır mı konuşalım yani ya? Yok. Seni sevdikleri için aradıklarını biliyoruz ama arkadaşlar, lütfen tamam, yayın dışında arayın. Ama yani bak, mesaj okuyoruz, durup da arıyorsunuz yani. Olan mesajlar da çoğun geliyor. İyi selam. İyi yayınlar sizden. Ekranlarını görmek çok güzel. Sizleri seviyoruz. Herkese selam. Bu senin arada. Müyesser. Kuzenim. Selamlar olsun. Selamlarımı İyi yayınlar Nuri Bey. Türküler çok güzel. Ağzına sağlık demiş. Bizleri burada coşturuyorsunuz. Harika. Buradan sevgiler, selamlar olsun. O zaman çok mesajlar var. Mesajları biraz ara verelim arkadaşlar. Ekran başında benim arkadaşlarım izliyormuş. Evet, sevgili yönetmenim. Gönlümün çiçeği güzel. Vicdansızı gönder bakalım. İki tane parçayı. Thank you.
kalbimde yalnız sen varsın. Sen benim başımın tacı, ben senden alırım gücü. O dertlerimin ilacı, sen yaraları sararsın. Sen benim başımın tacı, ben senden alırım gücü. O dertlerimin ilacı, sen yaraları. Beni alıştırıyor. Evlerinin kapısı
Arma yerine bakar, penceredeki güzel beni yürekten yakar. İmiş güzel harmana, bunu karıştırıyor. İş var edip göz edip beni alıştırıyor. Uzak durma diyorum, gel yanıma yanıma. Onun gülüdükleri can kazıyor canıma. Uzak durma diyorum, gel yanıma yanıma. Onun gülüdükleri can katıyor canıma. Armandaki güzele doya doya baksam, o güzeldin yüzüne. Döndü yüzünü bana, baktım her gözlerine. Seviyorum deyince bayıldım sözlerine. Yavaş yavaş yaklaştım armandaki güzele doya doya baksam, o güzeldin yüzüne. Döndü yüzünü bana, baktım hep gözlerine. Seviyorum deyince bayıldım sözlerine. Uzak durma diyorum, gel yanıma yanıma. Onun gülücükleri can katıyor canıma. Uzak durma diyorum, gel yanıma yanıma. Onun gülücükleri can katıyor canıma. Evet arkadaşlar, bu aslında gerçekten sevgili yönetmenim, şarkıyı iki sefer gönderdik ya. İşte güzel mi çaldın bu kadar? Vallahi billahi. Olsun, fark etmez. Bizi sevenlere bize canımız kurban olsun. Evet arkadaşlar, burada benim 14 tane eserim var. 12 eserin söz müzik bana ait. 2 tane de anonim şarkılar. Bir önceki okuduğum bu şarkı da bana ait. Bir önceki okuduğum şarkı da söz müzik bana ait. Kısmet olsa da klip çektik ama arkadaşlar, klibimiz nazar ama geldi, vallahi bilmiyorum. Kısmet olsa bu şarkıya pazar gün güzel bir klip çekeceğiz ama klipte de oynayan hemşerimiz gerçekten klibinde gerçekten klibin gerçekten şarkının yani güzelliğini buldum ya gerçekten. Hani gönlüm içi şey güzel var ya, ona da tam uyan bir şarkı. Burada Meyrem der herhalde bizde klibin ismini, klipte oynayan değil mi? Meyrem miydi? Ben gelmiyorum pazar günü. Sen gel. Baba sen gelmezsen, sen gelmezsen haftaya yanında yoksun, ona göre. Hiç sorun pazarın değil. Beni, yapalım. Beni sattın. Ucuza gittim bu arada. Arkadaşlar görüyoruz ya, patlayarak yaptığı kripto. Valla kripto. Önce sattım, satışa geldim yani bu arada. Buradan oynamak istedim, sen de oynadın. Sevgili patlayarak, sıkıntı yok yani. Çok çok şey başarılmaz yani. Değil mi? Tabii. Yani bir onu anlatırım biz de. Meryem diyor ki valla Nur içe dokuyor. Benden başka kimseye onu atmayacaksın diye. Değil mi Meryem? Meryemciğim tek başına oynarsın ya. Ben yokum. Buradan Medine Göre'de buradan. Çarpık işe bu işin esprisi yapalım. Tabii ki her zaman yanınızdayım, bunu biliyorsun. Medine Gül'de bizim gerçekten çok sirop derneklerinde ağalık yapmış, paşalık yapmış. Gerçekten hanım ağası. Bizde biliyorsun şiroplarda hanım ağası da var yani gerçekten. Evet, birincisi ben. Buradan, Medine Güle'de buradan sevgiler, selamlar olsun. Onun da bir şarkısı var. Onu şarkıda biraz sonra göndereceğim ona. O biliyor şarkıyı. Mesajları
Harbiden mesajlar var. Sevgili yönetmenim, mesajlarda bizim sponsorumuz vardı biliyorsun. Gerze Ekicileri İnşaat, evet. Daire almak isteyen dostlarım. Biz burada ne kadar anlatsak zor olur. İşte o güzel görüntüler şimdi ekrana geliyor. Gidip görmeleri evet. Gerekiyor. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Gerze'de daire almak isteyen dostlarımız ikinci inşaatta sormadan karar vermeyen arkadaşlar. Güzel mutlu yuvalar kuruyor. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Gerze'de, Gerze'ye doğalgazla girmiş arkadaşlar. Efendim bir tarafta daireleri görüyorsunuz. Bir tarafta deniz görüyorsunuz. Deniz manzaralı. Efendim yani ben de bir daire alacağım Ciğer abi. Ben kafeye koydum yani. Gerçekten arkadaşlar 10 numara. Bir de otoparklı görüyorsunuz arkadaşlar. Aracınız dışarı kalmıyor. Vallahi kepengi kapa diyorsunuz. Aracını içe alıyorsun. İşte ikinci inşaatta işte kampanya, işte fırsat. Yaz kampanyası arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Vallahi bizden gidenlere de %10 indirimle arkadaşlar. İkinci inşaatta. İkinci inşaat Sinop Gerze'de. Okullar Caddesi No 19 Sinop Gerze'de. Görüyorsunuz. Vallahi ben de güzel reklamlarda güzel oynamışım. Buradan Cihan abiye de çok çok teşekkür ederim programımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı. Bize çok reklam geliyor arkadaşlar. Ben o reklamları almıyorum. Biz de böyle güvenceli, sağlam, dürüst insanlarla çalışıyoruz. İşte görüyorsunuz. Numaralar arkadaşlar, şu anda zaten ekranda var. Ekranın numaraları geçiyor. Bizden gidenler de %10 indirimli arkadaşlar. Valla dübles de var. Her bütçe yok arkadaşlar. Araba takısı da yapıyor. Gerze'de ikinci inşaat. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Efendim her bütçeye uygun doğalgazlı, Hasanzoğlu, sıfır daireler arkadaşlar. Yani burada bizim anlatmamız zor olur. Gidin orada görün. Bizden gidenler de %10 indirimli. Aynen. Mehtap, neredesin sen oraya gitmişsin? Gel bizi bir oynat be. Gelsin. Alkışlar Mehtap'a gelsin. Gelsin. Mehtap koç. Ver kadın sevgili yönetmenim, ver. Hadi ekran. Şeker isinler, üç kız bir oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman desinler desinler şeker isinler. Üç kız bir oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım.
şeker desinler, şeker yesinler. Üç kız bir oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Üç kız bir oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Dalını vay yavrum kestim kiraz dalını.